suya atıyorum şimdi. Toplanın arkadaşlar. Kanun çürüteceğiz. Kütlenin korunumu kanunu. Bu reaksiyonda kütle sürekli artıyor. Şaka şaka. Daha hiç kanun çürür mü? Tamam, bu bir demirin paslanması tepkimesi. Ve kütle sürekli artıyor. Ama niçin? Yanma ve paslanma tepkimelerinde madde oksijenle kimyasal tepkimeye girdiği için kütlesi artar. Havadaki oksijenin de bir kütlesi vardır ve metal ile kimyasal tepkimeye girdiğinde, yani yandığında, oluşan metal oksit bileşiği başlangıçtaki demirden çok daha ağırdır. Ama hala girenlerin toplam kütlesi çıkanların toplam kütlesine eşittir. Biraz kimya bilgisiyle her şey açıklığa kavuştu. Bağılın! Durun durun, kanalıma abone olun, sonra dayanın. Bu tuzları yaktığımızda böyle renk renk alevler çıkıyor. Havai fişeklerdeki renk renk ışıkları elde etmek için de bu tuzlar kullanılıyor. Aslında bu kimyada bir test yöntemi. İsmi alev testi. Alev testi metal iyonlarının tanımlanmasında yardımcı olacak bir analitik kimya yöntemidir. Atom modellerinden de bildiğimiz gibi atomlar ısıtılınca, enerji alınca elektronlar uyarılmış hale gelirler. Temel hale geri dönerken de çeşitli dalga boylarında ve renklerde ışınlar yayarlar. Bu listede farklı metallerin yaydığı farklı ışın tiplerini görüyorsunuz. Bu deneyimizde lityum, sodyum ve bakır iyonu tuzlarını alkole batırıp yakarak yaydığı ışınları gözleyeceğiz. Bu alev testinde lityum pembemsi kırmızı, sodyum sarı, bakır yeşil renkli alev veriyor. Kanalıma abone olun. Pasif metal çözeltisi niçin aktif metal kapta saklanamaz? Alüminyum kaba bakır çözeltisi kondu. Alüminyum bakırdan daha aktif olduğu için yer değiştirme tepkimesi oluyor. Alüminyum yükseltgenerek eriyor, çözünüyor, çözeltiye geçiyor. Bakır da artı 2'den 0'a indirgenerek birikiyor. Kanalıma abone olun. Bu iki şeffaf sıvıyı karıştırınca bakalım ortaya ne çıkacak? Çökelme çözünme tepkimesi yapıp bunun kimyasal açıklamasını yapacağız. Deney tüpüne biraz kurşun nitrat tuzu al ve suda çöz. Başka bir deney tübüne biraz potasyum iyodür tuzu al ve suda çöz. Elde ettiğimiz bu iki şeffaf renkli tuz çözeltisini karıştırdığımızda sapsarı bir madde oluşuyor. Aslında iki tane madde oluşuyor. Birisi sarı renkli çöken kurşun iyodür tuzu. Bu tuz suda çözünmediği için dibe sarı renkli bir çökelek oluşturuyor. Diğer ürünümüz olan potasyum nitrat tuzu ise iyi çözüldüğü için üstte çözelti olarak kalıyor. Kanalıma abone olun lütfen.